Akıllı ev çözümleri dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan TP-Link hız kesmeden TAPO ailesinin yeni ürünleri eklemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi TAPO içerisinde birçok ürün grubu var. E, akıllı ampuller, güvenlik kameraları, akıllı prizler, e, ışık şeritleri, robot süpürgeler. Kısaca aklınıza gelebilecek her şeyi bulmak mümkün bu ailede. E, hatta hatırlarsanız en son geçtiğimiz ay robot süpürgelerden biri olan TAPO RV20 Mob Plus'ı e, birlikte incelemiş ve çok beğenmiştik. Öte yandan hazır yeri gelmişken TP-Link yine daha önce incelediğim ve halen kullandığım TAPO C400 S2'nin de e, işini fazlasıyla iyi yaptığını söylemek lazım. Bugün konuğumuz da yakın bir ürün buna. E, bir güvenlik kamerası fakat TAPO C400 S2 gibi dış mekanlar için değil e, ev içine uygun olan bir cihaz daha çok. Bugün elimizdeki serinin, e, elimizde serinin güvenlik kameraları grubuna Yeni daire olan Tapo C212 modeli var. Tapo C212 evinin güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik fiyatına göre de oldukça yetenekli bu cihaz. Çünkü e, hareket algılamadan hareket takibine, çift yönlü iletişimden Gece görüşüne kadar ihtiyaç duyulan bu alanda her şeye sahip durumda. Peki TAPO C212 tüm bunları başarılı bir şekilde sunabiliyor mu? İhtiyaç olduklarımızı bizi sağlayabiliyor mu? Bunun cevabını almak için şimdi gelin yakından bakalım. Öncelikle TAPO C212'nin kompakt boyutuyla öne çıktığını ve kutuda gerekli olan her şeyi sunduğunu söyleyeyim. İçinden kameranın kendisi dışında bir duvara montaj aparatı. Bu aparat için vida ve dübeller ve bir güç kablosu ile ethernet kablosu çıkıyor. Kameranın kurulumu son derece basit. Çıkan aparat yardımıyla kolayca duvara veya tavana monte edebileceğiniz gibi tabanı sayesinde düz bir yüzeye yerleştirerek de hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Zaten benim de masada kullanmaya başladığım gibi. Ee, bu noktadan sonra güç kablosunu takarak isterseniz 2.4 GHz band genişliğindeki Wi-Fi üzerinden isterseniz de Ethernet kablosu yardımıyla kullanarak e, bağlantıyı kam bağlayarak kamerayı e, açmanız gerekiyor. Ardından Google Play veya app store üzerinden tapu uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirip kamerayı tanıtma aşamasını geçiyorsunuz. Bu kısım diğer tapu cihazlarında alıştığımız gibi olduğundan fazla detay vermeye gerek yok. Gayet kolay ve anlaşılır zaten uygulama bize gerekli talimatları veriyor ve birkaç tıklamayla Kullanıma tamamen hazır hale geliyor. E, TP-Link ürünlerinde benim en fazla beğendiğim kısımlardan biri uygulama desteği olduğunu da bu noktada söylemem lazım. Gerçekten e, tüm ürün ailesindeki cihazların kurulumu ve kullanımı bu uygulama sayesinde e, çok basit indirgeniyor. ve Bütün e, de bir arada erişebiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe dil desteğine sahip olması da önemli bir avantaj yaratıyor. Tasarıma baktığımızda C212 diğer tapo kameralarıyla aynı tasarım dilini paylaşıyor. Evet, en son incelediğim TAPO C225'ten biraz farklı, daha yuvarlak hatlara sahip bir cihaz. Ancak bir önceki model olan TAPO C210 ile de oldukça benzer yapıda. Hatta tabanı dışında neredeyse birebir aynısı olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kamera kompakt boyutlarda ve oldukça hafif, silindir şekilde gayet hoş gözüküyor. Her eve kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir tasarımda. Sadece işte köşe bucak saklamanıza gerek bir yok bu arada. Hani köşeleri falan değil. Direkt masanın ortasına da koysanız da çok da güzel göründüğünü söyleyebilirim ben. Tabii güvenlik kamerası olduğu için Muhtemelen daha gizli saklı yerlere koyacaksınız. Ama görünüş anlamıyla hoş gördüğünü söyleyebilirim. Lensin üzerinde kayıtlı olup olmadığını belirten bir led ışık yer alıyor. Bu ışık bağlantı noktasında aşamasındayken kırmızı yanıyor daha işte kurulum yaparken. Kırmızı yeşil şeklinde dönüşüm sağlıyor. Yeşil olduğu zaman da tamamen zaten artık bağlı olduğunu ve size veri ilettiğini görebiliyorsunuz. Kameranın tabanı da dahil tamamen plastikten oluşuyor bu arada. Fakat dokunduğunuzda sağlam bir his verdiğini söyleyebilirim ayrıca tabanı kamerayı gayet sağlam ve stabil bir şekilde tutmayı da başarıyor. Yine aparatı ile beraber tavana, duvara falan monte ettiğinizde de yine sağlam olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmında çift yönlü iletişimde kullanabileceğiniz sesi bize size ulaştıracak bir hoparlör dışında güç adaptörü ve ethernet girişi yer alıyor. Lensi yukarı doğru kaydırdığınızda alt kısımda bir microSD kart yuvası göreceksiniz. Bu microSD kart yuvası 512 GB'a kadar verilerinizi kayıt altına tutmanızı olanak tanıyor. Yanında da bir reset düğmesi var onlara cihazı resetliyorsunuz. Bu arada tabi isterseniz yani illa micro SD kartta çalışmanıza gerek yok bu cihazı. Belli bir ücret karşılığında Tapo Care bulut depolama hizmetinden yararlanmanız mümkün durumda. Bunu da yine uygulama üzerinden edinebiliyorsunuz. Şimdi tasarım bir kenara gelelim kameranın özelliklerine ve performansına. Tapo C212 e, 2K çözünürlüğünde e, 3 megapiksellik kamerasıyla 30 fps'ye kadar kayıt alabiliyor. Ancak bunu stabil şekilde yapmıyor. 360 derece yatay ve 114 derece dikey aralıkta hareket ederek yapıyor. Yani e, her yeri görebiliyor ve kayıt edebiliyorsunuz. Tamamen bunun e, navigasyonunu uygulama üzerinden siz kontrol edebiliyorsunuz. E, kendisi de zaten anlık e, takip etme özelliği sayesinde e, gördüğü hareketi takip edebiliyor ve böylece size anlık olarak bildirimlerde bulunabiliyor. Bu arada kameranın görüş açısı da epey geniş. 107 derece diyagonal, 88 derece yatay ve 46 derece dikey görüş alanına sahip durumda. Üstelik sadece gündüzler değil, üzerindeki gece sensörü sayesinde karanlıkta da kayıt imkanı tanıyor. 850 nanometre kızılötesi gece görüş özelliği var. Böylece düşük açık koşullarında otomatik renk değiştirme filtresiyle beraber çalışıyor ve 9 metreye kadar görüş mesafesi mevcut yani e, kameranın ufak boyutuna aldanmayın e, gerçekten basit tasarım falan diyebilirsiniz belki ama oldukça büyük alanda iyi bir görüş mesafesine sahip ki bir gör güvenlik ev tipi bir güvenlik kamerası içinden e, iç, içinde bunlar gayet yeterli özellikler. Tapo C212 öne çıkan diğer özellikler ise daha çok yapay zeka adaklı e, olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak kamera, hareket algılama özelliğine sahip. Dediğim gibi az önce de, kamerada en ufak hareket olduğunda e, telefon alanında bildirim yollanıyor ki tapo kameralar gerçekten bu anlamda çok başarılı hatta o kadar çok e, ayarlarını hassas hale o kadar çok bildirim gönderebiliyor, gönderebiliyor ki size e, her an e, sizi e, ne oldu ne bittiğini görebiliyorsunuz buradaki telefonunuza gelen bildirimlere tıklayarak görüntüye anlık olarak telefonunuza veya tabletinize ulaşabildiğiniz gibi eğer tehlikeli bir durum var ise üzerindeki alarmı sayesinde sireni çalıştırıyor ve ışıklı alarm tetiklenerek isteyemeyen ziyaretçiyi bulunduğu yerden uzaklaştırabiliyorsunuz e, alarm vermesi sayesinde. Hatta sirenin sesi öyle de düşük de değil bu arada. Tam 90 desibellik bir ses veriyor. Gece ortamında özellikle etrafı inlettiğini söyleyebilirim. Peki diyelim telefonu bakacak durumda değilsiniz ve kameranızda da e, kayıtta bu istenmeyen kişi görüş alanının dışına çıkarsa ne olacak? Kameranın buna da bir çözüm var. Hareket takibi özelliği sayesinde kamera hareket etkinliği tespit ettiğinde e, kişiyi kişi takip ederek dönebilen kamera e, yeteneği sayesinde e, görüş alanında tutuyor ve sürekli izliyor, takibi alıyor. Böylece başınıza hırsızlık gibi kötü bir durum gelse bile Tapo C212 e, siz dokunmadan her şeyi Ambian üzerindeki mikro SD karta ve belki de diğer taraftan alırsanız Tapo -okay Care uygulamasına uygulaması üzerinden bulut desteği üzerinden kaydediyor. Tabi bu özellikle sadece kötü senaryolar için düşünmek, düşünmemek lazım. Mesela işteyken veya dışarıdayken evdeki evcil hayvanınız veya çocuğunuz var diyelim evde. Onu kontrol etmek için de son derece kullanışlı özellikler olduğunu söyleyebilirim bunların. Öte yandan ek olarak çift yönlü iletişim özelliği sayesinde Karşı tarafta da iletişime geçebiliyorsunuz. Yani görüntüyü görebiliyorsunuz ama Aynı zamanda sesli iletişime de geçebiliyorsunuz. Hatta bunu mesela işte kamerayı güvenlik amaçlı kapı önüne sabitlediniz. Apartmanınızın içine diyelim. Siz evde yokken kapınıza bir kargo görevlisi geldi. Onunla da iletişime geçip onu yönlendirmeniz de mümkün ki Ben hala hazırda kullandığım TAPO C400 S2 modeliyle Bunu sıkça yapıyorum. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani kullanım esnekliği konusunda seçenekler muhtelif. Sadece dediğim gibi bu cihaz için söylememek lazım bunu. Tapo C212 için değil. Diğer Tapo ürünlerinde de özellikle uygulama desteği sayesinde pek çok noktada size yardımcı oluyor. Öte yandan şimdi güvenlik kamerası istiyoruz ama mahremiyeti de göz ardı etmemek lazım. Mahremiyet söz konusu olduğuna da Tapo C212'de o da düşünülmüş durumda. Özel alanlar dediğin dediğimiz bir özellik sayesinde kaydedilmesini istemediğiniz belirli alanları seçerek Uygulama üzerinden bunları karartmanızı sağlayabiliyorsunuz. Karartmayı sağlayabiliyorsunuz. Yani e, kameranızda dışarıdan kötü niyetli biriler erişse bile özel anlarınızı e, anlarınızın kaydını alması imkansız diyebilirim bu anlamda. Bunun tam tersi olarak bir de e, özel aktivite alanları seçilebiliyor. Bu ne demek peki? E, örneğin kamerayı dış kapıya yerleştirdiniz ve görüş alanı çok geniş olduğundan tüm sokaktan geçenler yüzünden telefonunuza devamlı bildirim geliyor. İşte böyle durumlarda belirli ara alanları seçerek sadece o alanda hareketlilik olduğunda bildirim gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir diğer özellik. Ee, son olarak tüm bunları yanı sıra Tapo C212'nin Alexa ve Google Assistant sesli kontrol desteğine sahip olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Türkiye'de halen Alexa olmasa da yurt dışındaki takipçilerimiz için kullanılabilir olduğunu belirtmek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ancak elbette Google Assistant'ı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu kamerada. Evet toparlayacak olursak Tapo C212 başta da belirttiğim gibi uygun fiyatına göre oldukça yetenekli bir cihaz olmuş. Hem kurulum ve kullanımı kolay hem de zengin özelliklere sahip, güvenilir ve güvenilir bir çözüm diyebilirim. Kullanımı çok kolay gerçekten. Uygun fiyat demişken bu arada güncel olarak 1289 liraya satıldığını söyleyeyim yani 1200 lirayı civarında bulabilirsiniz bu cihazı. Bana sorarsanız şu an için bu fiyat aralığında satın alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri olacaktır. Eğer giriş seviyesinde bir güvenlik kamerasına ihtiyacınız varsa ve her yönden ihtiyacını ihtiyacımı ucuz yoldan karşılasın istiyorsanız TP-Link Tapo C212 kesinlikle göz atılması gereken bir cihaz olmuş. Eğer tamamen dış mekan için bir kamera arıyorsanız ise e, TAPO C400 S2'yi yine de e, yine tercih edebileceğinizi söyleyeyim. Ben dediğim gibi kullanıyorum oldukça da e, memnunum onun performansından dış mekanları için iç mekanları gerçekten bu e, onun sunabildiği bütün özellikler hatta bu sağ sol dönüş yeteneğiyle beraber hepsini sunmasıyla da önemli bir e, katkı sağlıyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar gerçekten etkili bir cihaz olmuş e, Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yine yorumlarda her zaman olduğu gibi bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.